gel beraber söyleşelim. Köşe bucak kaçmayalım. Kanı yere dökmeyelim. Analar ağlatmayalım. Gafillere kanmayalım, gafillere kanmayalım. Zalimlere kanmayalım dost. Gafillere kanmayalım, gafillere kanmayalım. Zalimlere kanmayalım dost. Saldıracak şahin gibi, gözü yaşlı timsah gibi, ağzını açmış çakal gibi, fırsatını kollar gibi. Biz bizlere vurmayalım, biz bizlere vurmayalım, biz bizlere kıymayalım dost. Biz bizlere vurmayalım, biz bizlere vurmayalım. Alevi silahı benim, Sünni benim, Kürdü benim, Çerkez benim, Zaza benim, ayıramam hepsi benim. Ben beni senden ayırmam, ben beni senden ayırmam, sen beni senden ayırma dost. Ben beni senden ayırmam, ben beni senden ayırmam. Beni senden ayırma. Şarkı bizim, garbı bizim, cenüp bizim, şimal bizim, inanç bizim, kültür bizim, söylediğin dört dil bizim. Bu memleket hepimizin, bu memleket hepsi bizim. Ova bizim, dağlar bizim dost. Bu memleket hepimizin, bu memleket hepsi bizim. Ova bizim, dağlar bizim. Evet, teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Can Erzincan TV'de olmakta mutluyum, huzurluyum. Ekran başında bizi izleyen tüm dinleyicilerime saygı ve selamlarımı sunuyorum. Erzincan TV artık bizim TV'miz. Erzincan TV'yi yalnız bırakmayacağız. Erzincan TV artık bizim yöresel kanalımızdan ziyade artık genel kanallarımız haline girecek. Bugünkü konumuzda Erzincan'ın kurtuluşunu aynı zamanda ele alacağız. Şimdi aramızda bugün benimle beraber programa davet ettiğim Sayın Ayşegül Pınar hanımefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun.
şanslıyım. 50 koynar yan yana, 50 koynar yan yana. Marzede Sivaslıyım, semah dönek can cana, semah dönek can cana. Amasyalı şanslıyım, simsim oynar yan yana, simsim oynar yan yana. Marzede Sivaslıyım, halay çekek yan yana, halay çekek yan yana. Başaklarda harmanız, Toroslarda dumanız, Toroslarda dumanız. Sivralanda veyseliz, Banaz'da bir sultanız, Banaz'da bir sultanız. Sivralanda veyseliz, Banaz'da bir sultanız, Banaz'da bir sultanız. Orduluyum, şanslıyım, horon oynar yan yana, horon oynar yan yana. Marzede Sivaslıyım, semah dönek can cana, semah dönek can cana. Samsunluyum, şanslıyım, misket oynar yan yana, misket oynar yan yana. Marzede Sivaslıyım, halay çekek yan yana, halay çekek yan yana. Elazığ'da gak koşuz, Elazığ'da gak koşuz. Ankara'da misketiz, Edirne'de meyhoşuz, Edirne'de meyhoşuz. Ankara'da misketiz, Edirne'de meyhoşuz, Edirne'de meyhoşuz. Malatyalı şanslıyım, halay çekek yan yana, halay çekek yan yana. Farzede Sivaslıyım, semah dönek can cana, semah dönek can cana. Erzincanlı şanslıyım, halay çekek yan yana, halay çekek yan yana. Farzede Sivaslıyım, semah dönek can cana, halay çekek yan yana. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olasın. Evet Ayşegül Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Güzel, hoş bulduk. Çok bizi teşekkür ediyorum. Onur ettin. Ne demek, her zaman sizinle olmaktan daima mutluluk duyuyorum. Çünkü güzel sesiniz var. Çok teşekkür ederim. Bu güzel ediyorum. Sesi tüm Türkiye ve tüm Avrupa dinlemeli, CD'lerini mutlaka almalı. Çok teşekkür ediyorum. Programın hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok da mutlu oldum. Buyurun, sizi yerinize alalım. Hemen geçelim o zaman. Muhteşem bir program. İnşallah güzel evet. olacaktır. Eminim. Bugün, evet, bugün bizim aynı zamanda Erzincan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşu. Yıl dönümü. Çok da güzel. İyi evet. bir günde programa başlamışsın. Aynen öyle. tam Erzincanlısın evet. işte yani. Yani Erzincanlı olduğumuzu artık herkes bilecek tabii ki. Biz Erzincanlıyız. Erzincanlı olmaktan da mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ne güzel. Biz Erzincan'ımızı seviyoruz. Erzincan TV'yi artık yalnız bırakmayacağız. Erzincan TV ile birlikte her perşembe günü saat 17-19 arası birlikte olacağız. Değerli konuklarımızla birlikte. Bugün Ayşegül Pınar'dan güzel besteler, güzel eserler dinleyeceğiz. Ben kısaca Erzincan'ımızın kurtuluş yıl dönümüyle alakalı bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Erzincan'ımızın Rusya'dan çıkan 1919 Bolşevik istilal nedeniyle Rus orduları Erzincan'ı Ermenilerin idaresine bırakarak çekildiler. İdarenin ellerine geçmesiyle serbest kalan Ermeniler şehri büyük katliamlar ve yağmalar yapmışlardır. Ve daha sonraları Binbaşı Halit Bey iradesindeki milis kuvvetleri ve Erzincan halkı
Ermenileri sıkıştırmaya başlayarak 13 Şubat 1918 tarihinde şehri düşman işgalinden kurtarmışlardır. Yani sevgili seyirciler, bu ülke bir kurtuluş savaşı yaşadı. Bu kurtuluş savaşını verirken topyekün hep birlikte bu savaşı verdik. Yani halk olarak doğusundan batısına, kuzeyine, güneyine kadar hep birlikte bu kurtuluş savaşımızı verdik. Atatürk'ün istiklal göklerdedir dediğini ve bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik beraberlik içerisinde olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamak için bizlere Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Ondan dolayı bizim Türkiye'miz gerçekten zengin kültürlere sahip, zengin bir ülkeyiz. O konuda ben Türkiye'li olmaktan mutluluk duyuyorum. Ayşegül Hanım, sizin de görüşlerinizi alalım. Biz ülke içerisinde birlik, beraberliği, kardeşliği türkülerle mi sağlıyoruz? Aynen öyle. Bizler türkülerle sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de güzel bir günde sizlerin yanındayım. Ne güzel Erzincan'ımızın kurtuluş gününde. Ne mutlu bizlere diyoruz yani. Çünkü önemli olan türkülerle ve Türkiye'li olmaktır. Evet. Erzincan da ona bir vesiledir tabii ki. Ne Erzincan güzel böyle. Bugün de güzel bir günde de bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni kırmayıp geldiği için. Ne demek, ne demek. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel program olacağına inanıyorum ve bundan sonra da kaçırmasınlar bu muhteşem programı. Evet. Evet. Programımız aynı zamanda... Mesaj atmak isteyen sevgili seyircilere hatırlatmak istiyorum. 39-29'a Erzincan yaz boşluk bırak, 39-29'a mesajlarınızı gönderebilirsiniz, isteklerinizi yazabilirsiniz. Evet Ayşegül Hanım, ne yapalım? Şimdi bir Erzincan'dan tekrardan bir Erzincan türkümüzde devam edelim. Olur. Erzincan'a girdim ne güzel bağlar diyelim. Bunu girmeden önce bu türküye bunun kısa bir öyküsünü de anlatayım. Çünkü bugün Erzincan'ımızın kurtuluş yıl dönümü olduğundan dolayı Erzincan'a girdim ne güzel bağlarının bir de hikayesi var. Hadi bakalım. Bu hikayeyi kısaca seyircilerimizle paylaşalım. Erzincan yemyeşil beldelerimizden biridir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında bu güzel bağlar da tıpkı o günkü Erzincanlar gibi hüzünlüydü. Çünkü bu bağlar terk ediliyordu. 1916 yılında Ruslar Erzurum'u işgal altına almışlardır. Halen yaşlı Erzincanlıların hatırları arasında kalan genç nesillerin masal havası içinde dinledikleri muhacirlik, binlerce Erzincanlının Anadolu içlerine göç etmesi ve aylar sonra Erzincan'a geri dönmesiyle hikaye başlamış oluyor. Ve diyoruz Erzincan'a girdim ne güzel bağlar. Erzincan'a girdim ne güzel bağlar. Erzincan'a girdim ne güzel bağlar. Erzurum'a girdim dumanlı dağlar.
koynunda bir güzel ağlar o yanıma. Nasıl yüce dağ başında çadır açarım. Yüce dağ başında çadır açarım, kahve bulamazsam kenger içerim, kenger seni vermezlerse alır da çağırır, oyalama nasıl dayanır. Seni vermezlerse alır kaçarım, oyanama nasıl dayanır. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok da güzel okudun. Evet, bir hüzün türküsü, bir ağıt türküsü gibi. Ama güzel türkülerimiz, bizleri ifade ediyor. Evet Ayşegül Hanım, sizden bahsedelim biraz. Seyircilerimiz sizleri tanısın. Sizleri seyircilerimize anlatalım. Çünkü sizlerin de bu camiada güzel bir yeriniz var. Neler yapıyoruz, ne aşamadayız? Evet, 8 yıl radyo programı yaptım ve 2 yıl televizyon programı yapmıştım. Evet. Tekrar televizyon ekranlarına geri döndüm. Her salı akşamları başka bir kanalda. Aa, soru yoksa söyleyebilirim tabii ki. Barış yani TV ekranlarında. Evet, biraz yani reklam olacak ama olsun. Oradayız her salı akşamları saat 20'yi gösterdiğinde. Fark etmez, benim programımda da sizi söyleriz, hiç önemli tabii değil ki. Yani. Kesinlikle. Evet. Televizyon programı yapmaktayım. Yeni bir albüm çıkardık işte. Şanslıyım albümü. Şöyle gösterebilirim. Şanslıyım albümü. Gerçekten çok güzel bir albüm oldu. İşte az önce de dinlediğimiz türkü. Türkümüzün bestekarı da Ali Çınar'a aitti. Dolayısıyla güzel bir albüm gerçekleştirdik. Evet. Kliplerimizi çektik. Yaklaşık 7 tane klip çektim. Ve 2009 yılında da ilk Sivas Demiş türküsünü okuyanlardan birisiydim zaten. Güzel, güzel. Öyle bir gündemi yakalamıştık. Çok da teşekkür ediyorum değerli halkıma. Ne kadar da güzel oldu. Yani biz onlar için hizmet aynen, ediyoruz. Aynen öyle. Takdiri onlara bırakıyoruz.
Değerli halkımız bizlere güç verirse bizler de o güçle birlikte sizlere elimizden gelen en güzel, en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Ondan hizmet etmeye de devam ediyoruz zaten. Evet Ayşegül Hanım sizden bir eser hadi alalım. Hadi o zaman güzel bir Erzincan türküsü okuyayım ben de. Evet, bugün Erzincan'ımızı artık anacağız. Çünkü evet. Erzincan'ımızın düşmandan kurtuluş yıl dönümü. Aynen öyle. 96. yıl dönümü. Ne ağlarsın benim zürsüsü yavrum. Pardon ben bu arada bir şey daha söylemek istiyorum tabii. Girmeden önce. Erzincan'ımızla alakalı biz bürokrasilerle beklerdik. Erzincan valimiz müsait olmadıklarından dolayı programımıza katılamadılar. Evet. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum göstermiş olduğu ilgilerden dolayı. Erzincanlı olan milletvekillerimizi, bakanlarımızı bu anlamda Erzincan TV'ye desteklerini bekliyoruz. Çünkü bu bizim Erzincan'ın can olan bir televizyonu. Çünkü bu televizyona yeni bir kan, yeni bir hareket lazım. O anlamda sayın milletvekillerimi canlı yayına da telefonla bağlanabilirler. Bekliyorum. Kendilerine buradan saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, buyur Ayşe Hanım. Thank you.
Evet, sevgili seyircilerimiz, Ayşegül Hanım'ın bugün tabii sesinden dolayı belki hissetmişsinizdir geçirmiş olduğu bir enfeksiyon sonucu. Çünkü çok havalar kötü olduğundan dolayı şu anda enfeksiyonel bir sorun var. Aynen öyle. Ondan dolayı maruz. Geldim yani. Evet. Affınıza sığınıyoruz. Ama Ayşegül Hanım dinlenecek bir sanatçı kardeşimiz. Gerçekten güzel bir sesi var. Gerçekten Ayşegül Hanım takdir edilecek bir konumda. Evet Ayşegül Hanım, biz tekrardan Erzincan'ımızdan bahsedelim. Erzincan'ımızın güzel tarihi okulları var. Erzincan'ımızla alakalı Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza, büyüklerimize buradan sesleniyorum. Erzincan'ımıza mutlaka uğrayın. Erzincan'ımızın güzel gezilmesi gereken tarihi yapıları var. Erzincan'ımızın o anlamda sizlere ihtiyacı var. Erzincan TV'yi yalnız bırakmayın. Bu aslında Avrupalılara sesleniyorum. Erzincan TV gelişmekte olan yeni bir TV. Desteklerinizi bekliyoruz. İş adamlarına sesleniyorum. Bizim Erzincan iş adamlarına sesleniyorum. Erzincan TV'yi yalnız bırakmayalım. Erzincan TV'ye mutlaka destek verelim. Reklamlarınızı mutlaka Erzincan TV'ye verin. Evet, ben yine bir türküyle Erzincan'ımızı analım. Bir Kurtuluş Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'mızda bir ağıt içerisinde yazılmış, o günkü şartları anlatan, o günkü zorlukları anlatan bir anonim olan eserimiz var. Bir sandığım vardı sırmadan telden, bir çift yavrum vardı tomurcuk gülden. Evet. Yavrum vardı tomurcuk gül.
çift yavrum vardı, tomurcuk gülme. Nasıl ayrılayım gül yüzlü yardan? İşte böyle böyle hal. Akşamdan yüklerim
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet Ayşegül Hanım, şimdi ne yapalım? Sizden mi bir eser olur, alalım? Olur. Çünkü bugün daha çok ilk programımız olduğu için birkaç telefon bağlantısı yapabilirsek yapacağız. Daha çok türkülere ağırlık vereceğiz. İlk programımız. Ben yine hatırlatayım. SMS'imiz tekrar hatırlatayım. Erzincan yaz, boşluk bırak 3929'a gönderin. İsteklerinizi, dileklerinizi bekliyoruz. Canlı yayınla bugün telefondan bağlantıları az alacağız. Çünkü bugün Erzincan'ımızla alakalı güzel türkülerle sizleri ekran başındaki sevgili seyircilerimi eğlendirmek, hoş tutmak istiyorum. Evet, Ayşegül Hanım sizden alalım. İster sonu ölüm olsun, İster bu son günüm olsun, gel de bitsin bu ayrılık, al bu canım senin olsun. Gel de bitsin bu ayrılık, al bu canım senin olsun. Benim canım kimi? Geliyor sensiz neylerim bu çağda. Teşekkür ederim.
Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkürler. Çok güzel duygularla ifade ediyorsun. Her eserini güzel bir içtenlikle okuyorsun. Çok sağ olun. Evet. Şimdi değerli seyirciler, ben Erzincan'ımızla alakalı. Evet, yönetmenimiz ve rejimiz bizden reklam sırası geldiğini söylüyorlar. Bir reklam arası verelim. Ondan sonra tekrardan birlikte devam edeceğiz. Can Erzincan TV'den ayrılmayın. Bizleri izlemeye devam edin. Şirket kültüründe zirve. İhtiyacın olduğu yerde emniyet ve güven. Cabex Kablo, Türkiye'nin gururu. Nergiz Oto Tarım Market. Müşterilerimize zirai ve endüstriyel ekipman, pancar hasat makineleri, hububat mibzerleri, ekim biçerler, ilaçlama makineleri, rulman, fabrika yedek parçaları, el traktörleri, süt sağım ve hayvancılık ekipmanları, iş makineleri, traktör, otomotiv yedek parçaları, ayrıca servisi gibi geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. Nergizoto.com.
Batının, Kuzey ile Güney'in buluştuğu Medeniyetler Köprüsü Erzincan, genç ve dinamik nüfusuyla eğitimden sağlığa, ulaşımdan iletişime, sanayiden lojistiğe, tarımdan turizme, doğa sporlarından kültüre birçok alanda gelişimini sürdürerek sosyal sermaye gücüyle de
Evet, değerli konuklar, tekrar sizlerle birlikteyiz. Tüm heyecanımızla, tüm hızımızla sizlere en güzel eserlerimizle bu akşam birlikte olacağız. Sizleri umarım ekran başında güzel neşelendireceğiz. Sizlere bugünkü programımızın içerikliğinde Ayşegül Hanım'la en güzel eserleriyle devam edeceğiz. Evet Ayşegül Hanım, biraz da albümünden bahsedelim. Evet, bahsedelim. Albümünüz çıktı. Albümümüzden biraz da bahsedelim. Ne durumda? Albümümüz çok değerli hocamız, yönetmenimiz Fikret Asane, Arda Müzik etiketiyle zaten buluşturduk değerli izleyicilerimizle. Evet. Güzel bir albüm oldu. 16 tane eserden oluşan. İşte bunlardan hangi değerli hocalarıma ait derseniz, Aşık Mazlumi'ye ait, Aşık Musayib'e ait kendi evet. eserlerim. Ali Çınar'a ait, yine Ünal Caca'ya. Dry Tütüncü. Değerli Ünal Caca i̇şte kardeşimize olan, de buradan evet. sevgilerimizi, saygılarımızı selamlar gönderiyoruz. Selamlar olsun. Öyle bir güzel bir albüm yapmaya çalıştık. Çok da güzel oldu. Herkesin beğenisine sunulduk. Televizyon programımız öyle devam etmekte. Etkinliklere gidiyoruz, eğlencelere, gecelere gitmeye devam ediyoruz. Hatta geçen aradığınızda o günüm doluydu yani benim. Böyle evet hakikaten yoğunluk söz konusu. Biraz da rahatsızlık da söz konusu oluyor. Bu ara bir salgın var. Evet, evet, aman dikkat edin kendinize. Ben yeni biraz daha iyileşmeye çalışıyorum. Öyle işte albümlerimiz güzel gitmekte. Evet, ben de 2013 yılında kendi albümle alakalı bahsedeyim. Tabii. 2013 yılında bir albüm çıkarttık. Çok da güzel oldu Birlikte albüm. Birlikte Yaşamak eserimizle albümümüzü başladık. Birlikte Yaşamak gerçekten güzeldir. Çünkü biz ulus bütünlüğü içerisinde birlikte kültürel faaliyetlerimizde, kültürel zenginliklerimizde yaşamak zorundayız. Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla kültürümüzü birlikte paylaşmak zorundayız. Bu kültür çünkü bizim köklü kültürlerimiz. Aynen. Büyük ozanlarımız hep bahsetmiştir, hep anlatmıştır şiirleriyle, türküleriyle, ağıtlarıyla. O kadar güzel bir zenginliğe sahibiz Türkiye'li olarak. Evet Ayşegül Hanım, ne yapalım? Sizden bir eserle mi başlayalım? O zaman olur. Ben albümden güzel bir türkü evet. nasılsın diyelim. Herkese bir seslenelim bakalım yeniden nasıllarmış. Hadi bakalım o zaman. Çiğdem çiçeğiydin dağlar başında.
taşlar savrulurdu düşümde. Gönül vazgeçer mi kendi eşinde? Yar yanına varamadım nasılsın? Gönül vazgeçer mi kendi eşinde? Yar yanına varamadım nasılsın? Canım benim bir tanesi nasılsın? Nasılsın? Canım benim bir tanesi nasılsın? Aşkın sahilinin dalgası sensin. Hayatımın en son sayfası sensin. Yaraların saramadım nasılsın? Hayatımın en son sayfası sensin. Yaraların saramadım nasılsın? Nasılsın? Canım benim bir tanesi nasılsın? Nasılsın? Canım benim bir tanesi nasılsın? Nasılsın? Teşekkürler. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum, çok çok sağ olun. İşte böyle nasılsın dedik. Evet, çok güzel, çok güzel bir eser. Kime ait bu eser? Değerli Aşık Mazlumi'ye ait. Mazlumi'yi evet. Burada saygıyla anıyoruz. Yok, Aşık Mazlumi. Mazlumi. Evet, selamlar olsun kendisine selamlar de. Selamlar olsun, evet, kendilerini saygıyla anıyoruz. Saygıyla anmak? Aşık Mazlumi hocamız daha ölmedi. Mahsuni demiyorum, Mazlumi. 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 Tamam, şimdi oldu. Hadi bakalım. Evet, bir telefonumuz varmış sanıyorum. Evet, buyurun. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar, iyi. Teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun, buyurun. Evet, bugün 13 Şubat, biliyorsunuz Erzincan 13 Şubat itibariyle 96. Kurtuluş Yıl Dönümünü kutluyor. Bizler de Erzincan'da hemşehrilerimizle birlikte bu Kurtuluş Yıl Dönümünde sizin aracılığınızla ekranları başında sizleri izleyen tüm hemşehrilerimizin kurtuluş günlerini kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim Sayın Başkanım. Şu anda gerçekleştirdiğiniz türkülerle ilgili programı arkadaşlarımızla beraber takip ediyoruz. Ben iyi yayınlar diliyorum. Hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki tüm hemşehrilerimize de en içten selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanımız. Biz sizlere minnettarız. Aradığınız için teşekkür ediyoruz. Erzincan'ımızı tüm Türkiye'ye tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Erzincan'ımız kültürel olarak çok zengin bir şehrimiz. Mutlaka Avrupa'da olan ve Türkiye'de olan Erzincanlılar mutlaka Erzincan'ı ziyaret etsinler. Çok güzel tarihi yapılara sahip olan bir Erzincan'ımızı yalnız bırakmasınlar. Saygılar sunuyorum efendim. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkürler.
Evet, Ayşegül Hanım. Belediye başkanımızı uğurladık. Belediye başkanımız, evet, Sayın Yüksel Çakır'ı. Evet, ben aynı zamanda bugün şuna da değineyim. Bizim Küçük Otlukbeli, Otlukbeli ilçemiz. Otlukbeli ilçesinde bugün bizi izlemekte olan tüm dostlarıma burada saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bizim tarihi 22 Şubat 2014 Cumartesi saat 19'da Salon Ofret Çağlayan'da gecemiz olacak. Küçük Otlukbeli gecesine tüm Otlukbelileri bekliyoruz, katılımlarını bekliyoruz. Biz derneğimizi, Küçük Otlukbeli Derneği'ni 1998 yılında kurduk. Derneğimiz şu anda faaliyette, çok güzel bir faaliyetler içerisinde yürümekte. Ben bu arada Küçük Otlukbeli Derneği'nde üyelerimiz olan arkadaşlarımı takdim edeceğim. Küçük Otlukbeli'nin değerli yönetim kurulu aramızda. Onları saygıyla anıyorum. Sayın Haydar Aksoy aynı zamanda bizim mimarımız. Büyükşehir Belediyesi'nde uzun süre görev almıştır. Şu anda da derneğimizin yönetimde. Sayın Kazım Demir bizim yine Küçük Otlukbeli Derneği yönetiminde. Ve Sayın Kemal Aksoy derneğimizin şu andaki yönetimde. Ve başkanımız, şu anki başkanımız Hüsnü Özbey işlerinden dolayı zamandan katılamadılar. Kendilerine bir mikrofon verelim. Evet, Sayın Haydar Aksoy, görüşlerinizi kısaca alabilir miyiz? Herkese merhabalar. Şu bir saniye. Hayattan vazgeçilmez bir gerçek. Yani dernekler vasıtasıyla takım yaşayan köylülerimizi, o bölgede yaşayan insanlarımızın birbiriyle iletişim kurmasına sebep oluyor bu dernekler. Dolayısıyla biz de böyle bir dernek faaliyetindeyiz. Derneğimiz Sinan Bey'in dediği gibi 98 yılında kurulmuş bir dernek. 15 yıllık bir dernek. Yakında da zaten biraz önce de Sinan Özbey de söyledi. Bir gecemiz var. O geceye tüm Erzincanlıları, tüm dostları, tüm canları bekliyoruz. Tabi bu arada ben Haydar Aksoy, biraz önce Sinan da tanıttı beni. Ben mimarım, uzun yıllar kamuda çalıştım, 25 yıl. 25 yılın sonrasında da malum önümüzde yerel seçimler var. Orada, evet, da ben istifa ederek İstanbul'un güzel bir ilçesinde Sarıyer'de belediye başkan aday oldum. Burada tabi aday başka bir arkadaşımız gösterildi. Sayın Şükrü Genç, eski belediye başkanımız da partimizin vermiş olduğu kararla yola devam ediyoruz. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Güzel projelerimiz var, güzel çalışmalarımız var. Bu arada Sinan Özbey'e de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Var başarının devamını diliyorum. De teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. Evet. Sevgili seyirciler, kısaca şöyle bir anımsama yapalım. Önümüzde yerel seçimlerimiz var. Bu yerel seçimlerimizde birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde bir seçim atmosferini yaşamak dilerim tüm Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olur. Kim kazanırsa bu ülkeye hizmet etmek için illaki gelecektir. Hizmetleri siyasi partilerimizden ve siyasi partilerimizin liderlerinden bekliyoruz. Kendilerine buradan herkese teşekkür ediyoruz. Gelecek olan partilerimize de başarılar diliyoruz. Evet, Ayşegül Hanım, gelen mesajlarımız var. Onları bir ele alalım. Okuyalım mı? Okuyalım. Hadi bugün sana yardım edeyim böyle. Sinan Bey'e... gelen konuklara bundan sonra mesajlarımı öyle okuyacağım. Öyle mi yapacaksın? Tabii. Hadi bakalım. Sinan Bey'e programda başarılar diliyoruz. Otlukbeli MHP grubu adına bir güzel Türk istiyoruz. Münevvüç Hasan Baba güzel mesaj ulaştırmış. Otlukbeli'nden ben Hulusi Özcan. Sıradaki güzel Türk İstanbul'daki tüm Otlukbelilere gelsin. Ve ablam Sahime Yalçın'a. Yalçınkaya'ya gelsin. Sinan Bey'e ve Özdilek aileleri için de iyi yayınlar diliyorum demişler. Hayırlı yayınlar. Sıradaki güzel Türkü Alkan ailesi ve Otlukbeliler için gelsin. Muhammed Alkan göndermiş mesajını. Ben Otlukbeli'nden Murat Aktürk. Sıradaki güzel Türkü Otlukbelilere gelsin demişler. Ben Otlukbeli'nden Mutalip Büyük. Sinan Özbey kardeşime iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki güzel Türkü Büyükler ailesine armağan ediyorum demişler.
Erzincan'ın kurtuluşunun yıldönümünü kutlu olsun. Ben Çağrı Karakuş. Sıradaki güzel türkü Erzincan Ilıç, Doruk Saray köylerine armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim dedi, mesajını sonlandırmışlar. Otlukbeli eski belediye başkanı Yusuf Albayrak, programımızın başarılı olmasını temenni ediliyorum demişler. Teşekkür ederiz. Otlukbeli'nden Hüseyin Bozdemir'in kahvesinde MHP grubu adına sıradaki güzel türkü armağan ediyoruz. İyi yayınlar diye de mesajını sonlandırmışlar. Sevgili Sinancığım, programın hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Allah yolunu açık etsin. Ethem Güneş bu güzel mesajı ulaştırmış. Ben Erzincan'ın Çayırlı ilçesinden Hüsnü Gögen. Öncelikle Sinan Bey'e programda başarılar diliyorum demişler. Teşekkür ediyorum. Sıradaki çok güzel türkü tüm akrabalarım için gelsin diye de mesajını sonlandırmış. Çayırlı'dan Ömer Yıldırım. Çayırlı MHP Teşkilatı Başkan Erkin Acar'a gelsin. Sıradaki güzel türkü Resul'a ve Taner'e, Celal'e gelsin ve Çayırlı'lara gelsin diye de mesajını sonlandırmış. Selam, ben Otlukbeli'nden Savaş Güngör. Sıradaki güzel türkü AK Parti Belediye Başkan Adayı Vahdet Erzcan'a gelsin. Başarılar dilerim demişler. Savaş Güngör bizlere ulaştırmış mesajı. Ben Otlukbeli'nden MHP İl Meclis Üyesi Sinan Ak. Sıradaki güzel türkü tüm Otlukbeli halkına gelsin. Saygılarımı sunuyorum demişler. Eyvallah, teşekkürler. Ben Otlukbeli'nden Ömer Şentürk. İstanbul'daki ablan Yonca'ya, Semra ablam ve enişteme, Sinan Bey'e Erzincan'ın üstünde kara bir duman söylerseniz sevinirim demişler. İleriki zamanlarda okumaya çalışırız. Sinan Bey, programın hayırlı uğurlu olsun. Çayırlı Başak Turizm, Hasan Başkent. Teşekkür ediyorum Hasan Bey. Çok çok selamlar, çok sağ olun. Sıradaki güzel Türkiye Anadolu yakasında Erzincanlar Derneği yönetimine gelsin. 23 Şubat 2014 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenledikleri şölenide şimdiden başarılar diliyorum. İbrahim Kaya bu güzel mesajı ulaştırmış. Çok sağ olun. Evet. Hayırlı yayınlar. Ben Kelkit Çamur Köyü'nden Yaşar Edis Erzincan'ımızın kurtuluş yıldönümünü kutlarım. Sıradaki güzel türkü Çamur Köylerine ve İstanbul'daki ve Ankara'daki kardeşlerime gelsin. İyi yayınlar diliyorum diye de mesajını sonlandırmışlar. Otlukbeli Özcanlar Kıraathanesi'nden sizleri izlemekteyiz. Programın hayırlı uğurlu olsun. Başarıların devamını diliyoruz. AK Parti grubuna gelsin diye de mesajını sonlandırmışlar efendim. Sevgili Sinan'ım, programın hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunu açık etsin. Seninle gurur duyuyoruz. Kadriye Güneş bu güzel mesajı ulaştırmış. Ben Otlukbeli'nden Mehmail Keleş, Keleşler Kıraathanesi'nde AK Parti grubuna gelsin. Aksu ailesine gelsin diye de mesajını sonlandırmışlar. Ben Otlukbeli'nden Saadet Partisi İl Meclis üyesi Medayin Öztürk. Sıradaki güzel türkü tüm Otlukbeli halkına ve tüm Semeklilere armağan ediyoruz demişler. Teşekkürler. Otlukbeli'nden Talet Kılıç. Öncelikle Hacı Yusuf amcama teşekkür ediyoruz. Bizler sizlerin yanındayız diye de mesajını sonlandırmışlar. Evet, sevgili seyirciler, şu anda telefon hattımıza Otlukbeli Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Altındal var. Alo. Alo. Buyurun başkanım. Sinan Bey, selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz programımıza. Öncelikle programınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Allah kalbine ve gönlüne göre versin kardeşim. Teşekkür ediyorum sayın başkanım. Çok sağ olun, var olun. Sizleri katılmakla bizi onur ettiniz. Buyurun başkanım. Sizlerin aracılığıyla burada tüm Erzincanlı hemşehrilerimizin 96. yıl dönümünü, kurtuluş yıl dönümünü hep kutluyorum. Evet. Nice yıllara diyelim. Tabii ki sizlerin ekranları başında izleyen bütün hemşehrilerim adına bir hayırlı uğurlu olsun dileklerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Siz bizlerin gururusunuz. Sizler de bizim gururumuzsunuz başkanım. Sizler de bizim gururumuzsunuz. Tabii çünkü şu an aramızdaki yollar bizi daha da yakınlaştırdı. Evet. 1200-1300 kilometre mesafede olsak da şu an evimizde koltuğumuzdan sizleri izliyoruz. Çok çok tekrar, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun. Erzincanlı hemşehrilerimize ve ayrıca Otlukbeli hemşehrilerimin hepsini hayırlı olsun diyorum. Bu tür programlarımız, bu bizim yanlarımızsınız. Tabii ki bunu böyle bu şekilde değil de iş adamlarımızdan Erzincan TV'ye sahip çıkmalarını istiyoruz. Cenab-ı Allah
yar ve yardımcımız olsun, yolunu nasip olsun. Sağ olun, sağ olun Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bu sene yine aynı zamanda bizim Küçük Otluk Belinde her sene düzenlediğimiz şenliğimiz var sanıyorum, değil mi başkanım? Otluk Belinin Kurtuluş Savaşı. İnşallah o tarihlerde de biz şölenimize katılacağız, desteklerimizi vereceğiz. O konuda hiçbir şüphemiz yok. Çok sağ olun başkanım, aradığınız için ilginize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerime iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. İyi yayınlar. Sağ olun efendim. Evet, ne devam yapalım? Devam edelim mi mesajlarımıza biraz daha alalım. Ondan sonra ardında bir eserimizi daha okuyalım. Demişler ki Otluk Belinden Talet Kılıç, öncelikle Hacı Yusuf amcama teşekkür ediyoruz bizler. Yalnız bırakmadığınız için sıradaki güzel türkü MHP grubuna armağan ediyoruz diye de mesajını sonlandırmışlar. Ve ben Otluk Belinden Saadet Partisi İl Meclis Üyesi adayı Medain Öztürk sıradaki güzel türkü tüm Otluk Beli halkına gelsin. Semeklilere armağan ediyorum diye de mesajını sonlandırmışlar. Sinan abicim programı hayırlı uğurlu olsun. Sana sanat hayatında başarılar dilerim. Umarım her şey güzel olur. Yolun açık olsun. Çiğdem Güneş bu güzel mesajı ulaştırmış. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Canım kardeşim, programın hayırlı uğurlu olsun. Sesine yüreğine sağlık. Ben Çayırlı'dan ablan Saniye demişler. Teşekkür ederim ablacığım. Çok sağ olun. Sinan Bey programında başarılar diliyorum. Sıradaki güzel türküyü Kara Koçak ailelerine gelsin. Sivas Divri'yi Sarphan köylerine Erencem Kara Köçek güzel mesajını ulaştırmış. Sinan Bey programın hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkan Yusuf Albayrak. Evet, MHP grubu ve yüreği bizimle beraber olan bütün eski belediye başkanlarımızdan. Öyle mi? Çok evet. Değerli bir abimiz. Yüreği Otluk bizimle. Beline de bu açıdan çok büyük destekleri olmuştur. Çok büyük katkıları bulunmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yüreği bizimle beraber olan bütün Otluk Beylerine gelsin. MHP Otluk Beyli Belediye Başkanı adayı Ali Şimşek bu güzel mesajı ulaştırmış. Ali Şimşek'e de teşekkür ediyoruz. O kadar güzel mesajlar geliyor da belediye başkanlarımızdan bir demiyorlar ki yanınızdaki konuk sanatçıya da selamlar olsun demiyorlar. Yani buradan belediye başkanlarımıza sesleniyoruz. Bravo size Erzincanlılar, yani hakikaten bravo. Otluk Beylilere sesleniyorum. Otluk Beyliler bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Otluk Beyliler bugün de bize destek verdikleri neyse, için ben kendi programımda söylerim, sistemlere veririm, sen merak etme. Erzincanlılar çok kibar kibar dedik ama hakikaten de çok kibarlar, mesajlar geliyor yani. Gelecek küçük Otluk Beli Muhtar adayı Derya Karakaya, Sinan abi programda hayırlı uğurlu olsun, başarıların devamını diliyorum, iyi yayınlar diye de mesajını sonlandırmışlar. Derya Karakaya değil, Derya Özbey. Pardon. Öyle mi? Derya Özbey. Küçük öyle yazıyor. Beli. Evet, Derya Karakaya, pardon. Özbey'di. Karakaya oldu. Artık, artık evet, sizden evet. Çıkmış yani. Evet. Evet, devam edeyim mi yoksa? Mesajlarımızı biraz ara verelim. Tamam. Bir eserimize başlayalım. Aynı zamanda Küçük Otluk Beli Kaymakamımız, Sayın Kaymakamımıza da bağlanmak isterdik. Hüseyin Tekin Bey'e. Otluk Beli'ye büyük katkıları olmuştur. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Gerekirse de telefonla canlı yayınımıza bağlanabilirse sevinirim. Evet, bir eserimizi alalım. Ben kendi klibimden alayım. Yeni çıkan albümümüzden sizlere güzel bir eser söyleyeceğim. Duydun mu yar? Evet. Senin için bu alemi yakarım, yar yar yakarım. Derya deniz durmaz üzer geçerim, yar yar geçerim. Bir
Bir el etsem koşa koşa gelirim, yar yar gelirim. Senin için öldüm öldüm, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu? Senin için öldüm öldüm, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu? İncitmezdim bir gül gibi koklardım, yar yar koklardım. Elin tutsam içim içim erirdi, yar yar erirdi. Bir gülüşün bin güzele değerdi, yar yar değerdi. Senin için yandım yandım, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu? Senin için yandım yandım, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu? Yar ateş olup alev alev yansın mı, yar yar yansın mı? Bir gül gibi sararıp da solsun mu, yar yar solsun mu? Bizi ayıranlar öldü, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu? Bizi ayıranlar öldü, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu yar yar, duydun mu? Teşekkür ederim, sağ olun. Çok da güzel bir eser. Bu güzel Türkiye'de ben vokal etmiştim değil mi? Evet. O duydun mu benim sesim? Evet. Ne kadar da güzel olmuştu. Çok da beğenmiştim. Beni yalnız bırakmadığınız için. Ne demek? Çok, ne demek? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Albümümde Fikret Hasani'ye, sayın yönetmenimize teşekkür ediyorum. Fikret Hasani'yi de davet etmiştik ama işlerin evet, işlerin dolayı, çok yoğunluğunu söz konusu. Evet, kendisiyle de görüştük zaten. Evet. Albümümüzün dağıtımını üstlenen sayın Diyar Müziğin sahibi Kadir Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Selam olsun.
Evet Ayşegül Hanım, ne yapalım? O zaman bir halay yapalım. Halay çok böyle yapalım. Evet biraz şey yaptık. Biraz böyle hareketlendirelim ki Erzincanlılar ekran başında ekran oynasınlar başında, böyle. Oynasınlar, evet. Halaylarını çeksinler güzel güzel. Bugün Kurtuluş Günü ve bugün eğlence günü. Bence mutlu olmalılar. Tabii ki. Ne mutlu ki onlara Erzincan'ın bugün evet. Böyle işgalinden almışlar. Onun için güzel böyle hareketli türkülerimize devam edelim. Evet, buyurun alalım size. Şunu alalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Dama çıkmış bir göze.
yolu Tercan Erzincan. Yolu masamız dolu, dolu masamız dolu, dolu. Oy ne sinler de, sinler vay ne sinler de, sinler seni de bana ver, sinler Erzincanlı desinler. Oy ne sinler de, sinler vay ne sinler de, sinler seni de bana ver, sinler Erzincanlı Erzincan'ımızı bugün güzel güzel anacağız. Erzincan'ımız çünkü güzel bir ilimiz. Aynen. Erzincan'ımızın çok güzel bir meyvesi var. Üzümlü. Erzincan'ımızın üzümü çok güzeldir. Orada da mı üzümlü var? Tabii, tabii, aa, çok, ne güzel. Yani sadece, çok güzel. Sadece sizin Tokat'ın üzümü yok yani. Bizim üzümlü. Sen ondan hep diyordun benim programa gelince. Bu hangi üzümlü falan diye böyle. Evet, şu anki ismi Cimini. Eski ismiydi Cimini sanırım. Evet, eski ismi Cimini. Ha, şimdiki ismi üzümlü. Üzümlü, evet, eski ama üzüm olan, üzüm diyarı yani gerçekten. Çok üzüm çok var mı? Çok güzel bir siyah üzüm var. Öyle mi? Tadına doyulmaz yani, tavsiye ederim. Erzincan üzümünü mutlaka yesinler. Kısa bir mesajlarımızı okuyalım yine. Mesajları okumak size ait. Öyle mi? Tamam, o zaman hemen sayfa yenileyim. Oradan başlayalım. Çayırlı, ben Çayırlı CHP Belediye Başkan Adayı Tuncay Aksünger. Sinan Bey programımıza başarılar diliyorum demişler. Teşekkür ediyorum Sayın Küçük Tuncay Bey. Otlukbeli Muhtar Adayı Derya, evet onu okumuştuk pardon. Evet, Şöyle hemen sayfamızı yenileyelim. Saadet Partisi İl Meclis Genel Üyesi Medayin Öztürk. Tüm Otlukbeli adaylarına başarılar diliyorum demişler. Teşekkürler efendim. Kardeşim ben Şahin Topal şu an programını izlemekteyim. Başarıların devamını diliyorum. Duydun mu türküsünü? Rica ediyorum Topal ailesine selamlar demişler. Duydun mu yara söyledik ki Sayın Şahin Bey 3 asın ona da armağan olsun sahibi aynı zamanda. Evet teşekkür ediyoruz. Ben onu Yavuzlar konuştuk. Kıraathanesi'nin sahibi Yusuf Yavuz. Sıradaki güzel türküyü şu an yanımda çalışan Ömer Bozdemir'e ve Otlukbeli halkına gelsin demişler. Efendim mesajlar gelmeye devam ediyor. Ama ne yapacaklar? Erzincan yazıp bir boşluk bırakacaklar. 39-29'a gönderecekler. Son iki mesajım daha var, onları da okuyayım. Sinan Bey programın hayırlı olsun. Konuğunuz Ayşe Göpınar Hanım'a başarılar diliyorum. Sıradaki güzel türkü tüm Erzincan Bağıştaş köylerine armağan ediyorum. Yüzyıl kardeşler Pen Doğan Büyükdağ efendim sizi kutluyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, Erzincan'ın veda iftarı olarak sizi kutluyorum. Hakikaten şimdi Erzincanlılara geldik. Ben bir Tokatlı olarak sanki dışladılar beni. Ama yok, ben bugün Fahri Erzincanlıyım yani. Yok sen Tokat ve Erzincan komşu zaten. Ama baksana biz hiç belediye başkanlarımız bağlandı, bir teşekkür etmediler ya.
Heyecandan dolayı alabiliriz. Evet. Tamam başkanım, bugün, heyecanınızı evet. bağışlıyoruz. İyi akşamlar Sinan Bey. Ben Otluk Beyliği'nden Hüsnü Özçelik. Almanya'da bulunan anneme, babama, kardeşlerime ve bütün Otluk Beyliği'ne selamlar demişler. Teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Mesajlar geliyor ama daha sonra yine okuruz. Evet, daha sonra okuyalım. Şimdi ne yapalım? Tekrardan bir canlı canlı okuyalım. Hüseyinlik'te çıktım seher. Güzel bir Elazığ türküsü. Güzel bir Elazığ türküsü, evet, anonim. Hangi? Evet. Evet, Ayşegül Hanım, ne yapalım? Ne kadar süremiz var, ne kadar vaktimiz? 3 dakikam var. Nasıl bitti program anlayamadık. Aa, ne güzel. Programın heyecanı içerisinde aktık gittik. Programı bu arada, güzel olunca. Evet, bu arada aramızda Küçük Otlukbeli köyünden Şah İsmail Özbey aramızda. Sayın Şah İsmail Özbey'e de katıldıkları için teşekkür ediyorum. Evet, ne yapalım? Programımızı güzel bir, hareketli bir parçayla bitirelim. Siz bilirsiniz. Sevgili seyircilerimize bu şekilde veda edelim. Evet, sevgili seyirciler, her perşembe günü ben Can Erzincan TV'de saat 17-19 arası
sizlerin huzurunda olacağım. İleriki programlarımızda daha güzel eserlerimizle sizleri eğlendireceğiz. Bu programda ilk programımız, bizlerin hataları olabilir, affınıza sığınıyorum. Bu anlamda hoşgörünüze sığınıyorum. Evet Ayşegül Hanım, az bir zamanımız kaldı. Evet. Hareketli bir türküyle sevgili Erzincanlılarımızı buradan eğlendirelim. Ama ben de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başta Can Erzincan'ın, değerli yönetmeninin, müdürüne, rejideki bulunan arkadaşlarımıza, kameraman arkadaşlara, emek veren herkese sonsuz teşekkür ederken tekrardan programınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Gelen konuklarımız sizler de tekrardan hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Değerli müzisyen arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Ellerinizi yüreklerinize sağlık. Güzel programdı. Erzincanlılara kucak dolusu selamlar olsun. İyi ki onlar varlar. İyi ki bugün onlarla birlikteyiz. Güzel bir günde sizlerle birlikte olduk. Saz arkadaşlarımıza da ben kısaca bir teşekkür etmek istiyorum. Meyve Zurna da Adem Ceylan Bey, yeni tanıştık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir meyve çalıyorsunuz. Klavyede Serdar Çalgıcı. Sazda Yılmaz Karaboğa. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben buradan bir teşekkür de Dilaver hocama teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Evet, sayın müdürümüz Dilaver Bey'e çok hangi teşekkür ediyoruz. Hangi kanala gidiyorsa gerçekten reytingleri kuruyor. Sağ olsun. Evet, rejideki tüm arkadaşlarımıza, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, burada kamera arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Evet, mikrofonumuzu hadi alalım. Hadi o zaman beraber okuyalım. Beraber bir eserimizi alalım. Evet.
sevgiler, saygılar. Hepinize teşekkür ederim. Ekran başında olanlar, sizleri yürekten kutluyorum.